Kulak zarına yönelik ameliyatlarımızda sıkça karşılaştığımız bir soru var. Hastalarımız tarafından bize yöneltilen. Bundaki başarı nedir? Kulak zarı yamandığı zaman tutmayabiliyormuş gibi. Evet, yani sonuç olarak normal koşulda delinmiş olan, enfeksiyon nedeniyle ya da herhangi bir sebepten delinmiş olan kulak zarı hemen daima iyileşme eğilimindedir. Demek oluyor ki kulak zarı iyileşmemiş ise, diyelim ki bir orta kulak enfeksiyonundan sonra veya kulağa gelen bir travmanın arkasından iyileşme eğilimi göstermemişse, bunda bir iyileşmeye yönelik bir eksiklik var demektir. Yani hastaya yönelik, hastanın kendisinden gelen bir minör de olsa bir olumsuzluk bekleniyor olabilir. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi enfeksiyonun devam ediyor olmasıdır. Doğal olarak enfeksiyonun olduğu yerde iyileşici faktörlerin daha az olduğunu düşünebiliriz. Ama tabii ameliyat sırasında özellikle daha önceden kullandığımız enfeksiyonu gidermeye yönelik yaklaşımlarımız, tıbbi yaklaşımlarımız doğrultusunda bu yöndeki olumsuzluğu kendi başarımızı yükseltmek doğrultusunda azaltmaya çalışıyoruz. Yani öncesinde bir enfeksiyon varsa bu enfeksiyonu kurutmak için çeşitli ilaçlar kullanıyoruz. Ve ondan sonra ameliyata aldığımızda, tabii her zaman da bu özel güzel koşullarda ameliyata almak mümkün olmuyor. Acil durumlarda girdiğimiz ameliyatlarımız var. Sonrasında daha optimum koşulları düşünecek olursak, temiz bir kulağa girdiğimiz takdirde bunun tamiratını sağlamak son derece mümkün. Ne ile? Kullandığımız materyallerle. Örneğin kıkırdak gibi bir materyali koyduğumuz takdirde onun burada kalıcılığını sağlamak, altından ve üstünden desteklemek koşuluyla, yani yine olumlu ve olması gereken koşulları sağlamak durumunda ameliyat başarılarımızı %95'lerin üzerine taşıyabildiğimizi söyleyebilirim. Tabii bunu etkileyen faktörlerin içerisinde başka ne var? Kulak zarındaki travmanın ya da hasarın büyüklüğü. Mesela tama yakın olan bir kulak zarı deliğinin var olması demek bizim açımızdan bir olumsuzluk. Çünkü kan damarı olmayan bir dokuyu oraya yerleştirmekteyiz. Demek oluyor ki yan taraflarda hastanın kendisinde var olan damarlar bu yerleştirdiğimiz yamanın üzerine doğru ilerleyecek. İlerledikten sonra tabii ki bu yamanın ölmesi veya yok olmasından önce de bunun beslemesini sağlamak gibi bir gereklilik var. Dolayısıyla bu bir zamana tabi olan bir durumdur. Bunu daha iyileştirebilecek bir yaklaşımımız da ne yazık ki olmamaktadır. Yani kulak zarındaki deliğin büyüklüğü bizi etkileyen faktörlerdendir. Ama bu da çok önemli bir faktör değildir. Bunun için de önemli derecede yüksek önlemlerimizden başarı şansımızı çok ciddi oranda arttırabildiğimizi söyleyebilirim.